Çizginin mizahla buluştuğu program Hattı Mizah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Zekeriya Öztürk ve değerli karikatürist hocam Mehmet Sayın Bilge ile beraber çizmeye, öğrenmeye devam ediyoruz diyorum. Hocama dönüyorum hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür, siz de iyisiniz inşallah. Ama bizler de iyiyiz hocam, işte çok şükür idare ediyoruz, çizmeye devam ediyoruz. Seyircilerimiz de öyle. Sağ olsunlar, bizlere yazıyorlar, diyorlar ki bizler deyiz, çizmeye devam ediyoruz, eğleniyoruz diyorlar. Bizler de burada çizmeye devam edeceğiz, öğrenmeye devam edeceğiz hocam. Evet, biz de işte böyle yayının bir an evvel başlamasını, tekrar izleyiciyle buluşmayı hakikaten dört gözle bekliyoruz. Evet, yani her hafta. Hakikaten bu hoş bir şey. Ben de tabii şöyle de bir şey var. Ben eve gidip işte çizimler yapıp ondan sonra bir daha geri geliyorum. Bu sefer Mehmet Sayın hocama gösteriyorum. Hocam diyorum, bu olmuş mu, şu olmuş mu? Ondan sonra işte hocam bazısına diyor ki olmuş, bazısına diyor ki yok işte şey olmadı. Bu işte bunu da biraz daha çalışman lazım, buraları biraz daha düzeltmemiz lazım diye. Öyle ufak tefek nüanslarla devam ama ediyoruz. Ama sendeki bu gayreti seviyorum yani, hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Zaten buradan şeyi söyleyecektim ben de izleyenlere. Diyecektim ki yani yanlış çizdiğiniz zaman, ki biz de mesela programımızda yanlış çizebiliyoruz. Yani özellikle ben çizebiliyorum. Hocam yanlış çizmiyor da genelde ben yanlış çiziyorum. Orada şey yapmıyorsunuz. Aman yapamıyorum şeklinde kendimizi, moralimizi bozmuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen onun üstünü karalıyoruz ya da onu kenara koyuyoruz. Bu sefer doğrusunu yapıyoruz değil mi hocam? Yanlış yapa yapa doğru öğrenilir. Evet. Şimdi her şey doğru giderse siz bazı şeyleri atlayabilirsiniz. İleride sıkıntıya düşebilirsiniz. Şimdi beşer şaşar. Yani insan hata yapar. Hatasız kul olmaz. Evet. Değil mi? Orhan Gencebay'ın parçası gibi oldu ama. Ama hakikaten hatasız kul olmaz. Şimdi bu karikatür çiziminde de mesela benim tarzım biraz farklı. Mesela ben silgi kullanmayı pek sevmiyorum. Evet. Kurşun kalem de kullanmayı sevmiyorum. Buna da karşı değilim. İlk başlayanlara tavsiye ederim. Kurşun kalemle yapsınlar, silsinler. Ama şimdi benim şöyle bir tarzım var. Bir hata yaptığın zaman dikkat edersen sana diyoruz ki üzerine çarpı koy. Devam et. Yan taraftan devam et. Çünkü ediyorsun. O hatanı gör. Evet. Sildiğin zaman o hatayı unutursun. Göremez. Ama burada durduğu zaman hatayı es geçmiyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki şurada, tam şu noktada sıkıntı vardı. Hemen burada onu düzelterek devam ediyoruz. Bu da bana nereden aklımda kaldı? Benim ortaokuldayken bir öğretmenim vardı. Bak, bütün öğretmenler belki akılda kalıyor. Hı-hı. Bazı öğretmenler akılda kalıyor. O diğer öğretmenlerden farklı olarak bize kesinlikle küçük küçük notlar aldırırdı. Ve hata yaptığımız zaman üzerine kırmızı kalemle çizdirdi. Silgi kullandı mı? Evet. Benim dersimde silgi yasak derdi. Ama en güzel de o hocam yani. Biz orada üzerine çizdiğimiz zaman kırmızıyla hatamızı görürdük. Bir daha yapmamaya gayret ediyoruz. Bu da bir yöntem tabii. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Ama isteyen silgi kullansın, isteyen kalem kullansın. Ama silgi kullanmadığınız takdirde üzerine bir çarpı koyarsınız. Veya da daire çalışırsınız. Veya da kırmızı kalemle. O hatanız devamlı gözünüzün önünde olur. Ve o hatayı bir daha aklınızdan çıkmaz, yapmazsınız. Evet. Bu da bir güzel, ben güzel, sana güzel yaptığım tavsiye. Da yani burada yürüttüğümüz yöntemde bu da Allah'ın emri değil dediğim gibi. Tabii. Sonuçta hedefe ulaşmak, yani. Düzgün çizmek. Kimi bir seferde çizer. Kimisi 10 seferde çizer. Kimisi 10 seferde çizer. Kimi karalar, kimi siler. Yeni başlayanlar için silgiyi tavsiye ederiz, kalemi tavsiye ederiz. Adam bir sürü usta karikatürcü de hala eskiz diyoruz, onu yapıyorlar. Ama benim kendi şeyimde ben bir kere de çizdim. Evet. Tek atış tek vuruş. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım hocam, artık biraz sohbetimiz güzel oldu. İsterim ki devam edelim sohbete biraz, çizelim ama diyorsun, çarpatalım. Biraz da çizmemiz lazım, bizi bekliyorlar sonuçta. Ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz, içeriden kağıdımızı kalemimizi alıyoruz ya da masamızın üstünde duruyorsa onu önümüze alıyoruz. Çizmeye başlıyoruz efendim diyorum Mehmet Sayın hocam. 6 kere 6 36'yı biliyorsun. Evet, onu öğrendik artık. Matematiğin kuvvetlendiği. Tabii çarpım tablosu. Tabii neden? Çarpım tablosu böyle şeyle beraber kuvvetleniyor. Çizimle beraber kuvvetleniyor. Evet. Çizmek için çarpım tablosu bilmen gerek. Şimdi yine bir 6 6 yapacağız ama yani bu çarpım değil. Bu bir çeşit konulu da bir karikatür gibi olacak. Tabii konulara girmedik ama bir arada böyle girmekte fayda var. Buradan şimdi şey yapacağız. Yani niye bunu çizdiğimizi anlayacaksın. Peki. Şuradan bir. Buraya bir 6. Tamam mı? Bu haftaki konumuz güzel. Sürpriz olacak o sen zaman. Sen diyordun ya böyle. Bunu tam birleştirmeyeceğiz. Onu tekrardan hatırlatalım. Tabii. Bunu tam birleştirdiğimiz zaman istediğimiz aslında görüntüyü veremiyoruz. Şimdi bakalım. Merakla bekliyorum şu an.
Konumuz ne olacak diye. Evet. 6 ve 9. 6 ve 9. Şöyle burada biraz kalın yapıyorum ki diğer tarafa çizerken de biraz şey olsun şöyle. Hani diğerlerinden farklı olsun. Evet. Bu önemli. Değil mi? Bu ne, burada neyi vurguluyoruz? Şimdi 6'yı ve 9'u vurguluyoruz. Biraz kalın yapıyoruz. Tamam. Şimdi böyle bir çiz artık öğrendiğin şekilde. Çene, burun. Tamam mı? Şöyle mesela buna gözlük yap. Şöyle bir tip yapalım. Vücudunu da yapacağız bunu. Hı hı. Önce bunu yapalım istersen şöyle. Böyle eli cebinde olsun. Tamam mı şöyle? Serbest çiziyoruz. Bir tane böyle resmen bir adam çiziyoruz işte. Evet. Şöyle bir de eliyle bir yeri işaret ediyor. Yerde bir şey var. Ha, ben şu kafayı kapatmadım. Tabii çeneyi devam ettirmedik. Şöyle eğer devam ettirirsek olur diye tahmin ediyorum. Şuradan alıyorum. Evet, tamam. Ben seni bekliyorum. Tamam. Şöyle yine şöyle yapalım. İkinci derinlik de verelim şöyle. Şuradan bir kol geldi. Kol aşağı doğru bir şey işaret ediyor. Tamam. Bunlar bir şey ne çıkacak burada? Bir şey tartışıyorlar, konuşuyorlar, birbirine bir şey soruyorlar falan gibi bir şey çıkacak. Maşallah. Aa, bu kolunu büyük yaptık. Koy cebine yani. Gitsin ya. Hocam koy, nazar, koy cebine. Bazen nazar ediyorum kendimi. Nazar böyle bakıyorum diyorum ki aa diyorum tamam bu sefer çok güzel çizdim derken. Şu pantolon çizgisi değil mi hocam pantolon, oradaki? Tabii, pantolon çizgisi. Şuradan mesela bir çizgi daha aldığınız zaman diğer bacağı otomatikman göstermiş oluyorsunuz. Şuradan diğer ayağın ucu gözükür derken şöyle, evet. Şöyle yap bunu. Bu da birisi hafif ağız şeklinden öğrendin işte. Birisi hafif gülüyor, birisi hafif böyle şaşırmış vaziyette. Yani böyle şaşırmışsa değil de evet. Ne diyor bu falan diyor yani. Yanlış bir şey söylüyor gibi diyor. Tamam mı? Hı hı. Bu da sağ eliyle göstersin şöyle aşağı doğru. Sol eli öbür tarafta kalsın. Şuradan ben o zaman kafayı direkt şuradan alayım. Şöyle. Bakalım bu ne yapacak? Evet, bunun kulağı bayağı büyük oldu. Yerde şöyle bir şey var. Burada bir şey yazıyor. Bunlar onu tartışıyorlar gibi geldi bana. Şu kafayı da buradan boyayalım. Anladın mı şimdi neyi tartıştıklarını? Hocam şu an ben çizmekle meşgulüm. Sen, o yüzden sen sizi sen çizmeye devam şey yapamadım, et. Dönemedim ama birazdan döneceğim. Sen çizmeye devam et. Bakalım ne çıkacak. Sen çizerken ben de çiziyorum tabii bu arada. Bir şey tartışıyor bunlar. Bu aslında bilinen bir şey. Yani burada neye geleceğiz? Bir şeye geleceğiz tabii. Biliyorsun bizim derslerimizde sadece çizim yapmıyoruz. Hı. Aynı zamanda böyle hayattan örnekler de veriyoruz. Hayatta karşılaştırdık örnekler de veriyoruz. Evet, bunun biraz yönünü herhalde değişik yaptık ama. Şöyle bu ha, model ayakkabı olsun. Evet, değişik bunlar bir model. Bunlar tartışıyor, yaptık. Bir şeyi tartışıyor bak. Bak bak, buruna bak, buruna çıkmış dünya turuna diyemeyeceğim çünkü pek uzun değil burun. Bu altıdan oluşan bir burun. Parmaklara geldiğine gözü göre. Ve yine buradan burnu böyle dokuzdan oluşan bir şey. Bunlar ne yapıyorlar? Evet, bunu böyle yaptık. Şimdi hocam ne yaptık? Kompozu. Ben şimdi burayı yetiştireceğim diye şey yapamadım, şöyle bakamadım ama. Çalapala şey yap. Çalapala bir halı yapıyorum o zaman buraya. Kağıt yap şöyle, yerde tamam. Bir kağıt böyle. Tamam mı? Buna tartışıyor. Evet. Biraz daha kalın daha yaparsın kalın. O zaman. Önemli değil. O hani ben vurgulamak için yaptım. Aha. Bu ne diyor şimdi bu? Hocam şimdi bu ne diyor? Güzel soru.
bakış açısını gösteriyor aslında. Ha, bakış açısını, evet. Yani kim nereden bakarsa onu görür. Bu kısa diyor ki bu 6 diyor, gibi. Buradan bakıyor, bu 9 diyor. Değil mi? Evet. Diye yine ben bir yerde okumuştum, böyle bir deney yapıyorlar. Aha. Bir küre, yarısı siyah, yarısı beyaz. Bir öğrenciyi siyah tarafa oturtuyorlar, bir öğrenciyi beyaz tarafa. Hı hı. Siyah taraftan gören, o kürenin siyah kısmını görüyor. Bu küre diyor siyah diyor, evet. Öbürü beyaz diyor. Yer değiştiriyorlar. Bu sefer beyaz diyen siyah diyor, siyah diyen beyaz diyor. İkisi de haklı aslında. Yani şimdi nereden bakarsanız onu görüyorsunuz. 6 örneğinde olduğu gibi ben buradan 9 görüyorsam siz oradan 6 görmek zorunda İkisi kalıyorsunuz. İkisi haklı aslında. Tabii ki sonuçta ama kim şimdi, nereden bakarsa. Buradaki 6 der, buradaki hayır 9 derse, hı hı, o zaman çatışma çıkar. Evet. Hocam bu arada nasıl oldu? Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Biraz orantılarda benim sıkıntım var. Onları da inşallah başaracağım yavaş yavaş diye düşünüyorum. Olacak, olacak. Yani bu işler böyle evet, kolay değil. Yavaş yavaş. Yani zor da değil aslında. Evet, şimdi ne yapacağız bakalım. Bu ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Hocam bu arada şey diyeceğim, bu ne demişken, ha konuşma baloncuğu diyecektim, konuşma, onu yani şeyi, seyircilerimiz özellikle soruyorlar, konuşma evet, baloncuklarını ne zaman geçeceğiz diye. Bak içinden geçeni bildiğim için bu. Oradan doğru çıktı. Bu balon mu? Ama balon mu? Hakikaten balon mu bu? Ya balona benziyor en azından. Bakalım. Ben çizeyim mi bunu? Çiz. Tamam. Şöyle altına bir tane daha çiz, ama balon da, yani hmm, balondan başka neye benziyor bu? Sadece vallahi, balon mu? Şu an buradan bakarsanız balon olur, kuş burnu olabilir. Yani kuşun kafasıyla beraber burnu olur. Kuş kafası olur. Başka? Başka ne olur? Şey olur hocam bu. Toplu iğne. Sen de bazen güzel espriler yapıyorsun da. Sadece bazen mi? Çoğu zaman. Evet. Tamam. Evet, esprilerimin şimdi soğuk olduğunu biliyorum. Yok ama güzel. Esprilerin güzel. Evet. Ne yaptık hocam? Ben şöyle bir yaramaz çocuk yaptık işte. Yaramaz çocuk. Böyle şapkayı ters giymiş, tamam mı? Nereden bakıyor? Ha, gözü böyle, o zaman dipten başlıyor. Şöyle de yapıyoruz. Şöyle olsun, omzu şöyle falan böyle. Eli cebinde. Şurada bir şapkası yapıyor var. Başka ne olabilir? Vallahi hocam işte yani şu onu an onu çiz de ondan sonra. Tamam, peki. Tabii şu sapı biraz, şurayı, şapkanın o siperi. Genelde çocuklar ters giyerler ya. Hmm. Bu ne olabilir başka? Bakalım ne çıkartacağız. Oo, uzun burunlu adam oldu. Bak gözüm bir şeyden neler çıkarıyoruz. Tabii kuş da olur bu. Yani kuş da yapabilirsin. Şöyle kanadını yaparsın. Kuş da yapabilirsin yani. Adamı tamam mı? Nereden aklıma getirdin kuş için? Vallahi bilmiyorum. Ha, evet. Evet, bu benimki şey oldu hocam. Evet, şimdi ağızlıkta kanadım oldu. Şöyle oluyor, bazen değişik şeyler çıkartabiliyoruz. Bu konuşma balonu oluyor işte. Bu konuşma balonu. Evet. Ama şimdi konuşma balonumuz önümüzdeki derslerde. Hı. Onu çok güzel işleyeceğiz. Konuşma balonlarının çıkışı da tarihsel bir seyir kazdan sonra olmuştur. İlk karikatürler, eski karikatürler, hı hı, altına yazılırdı. Karikatür resim gibi yapılırdı. Evet, altına. Alta böyle. Hatta bazı gazetelerde falan rastlayabilirsiniz. Hı hı. Sonra karikatürler de hatta kimi çizdiklerini belirtmek için karikatürün üstüne de onun ismini yazarlardı. Artı daha sonra baloncuklara doğru gidildi ama baloncuklar bir tane baloncuk değil. Bir tane baloncuk değil. Evet. O baloncuklar tabii ki çeşitli şekilde bağırınca nasıl çeşitli oluyor, kızınca çıkıyor, nasıl oluyor, telefondan nasıl geliyor falan. Bunların hepsi baloncuklar yapacak. O zaman önümüzdeki derslerde karşımıza çıkacak. Çıkacak. Baloncuklar için biraz daha sabrediyoruz. Şimdi sadece bir tane balon oraya yaptık. Şimdi hep rakamlardan gittik. Sadece matematik değil, geometrik şekillerden de biz biliyorsun vücut, vücut kafa, kol, bacak yapıyoruz. İlk derslerimizde de bunu söylüyorduk zaten. Evet. Hatta birkaç örnek de yapmıştık böyle üçgenden, daireden falan. Şimdi bunları biraz daha geliştirelim. Evet. Mesela kafalar yapalım, üçgen yapalım şöyle. Ama üçgeni hem böyle yapacağız. Hafif biraz oval mı olacak? Ha, oval olsun ki yani tamam, böyle
kare yapalım evet. yanına. Bir tane de tersten üçgen yapıyorsunuz. Evet. Daire yapalım. Bir tane kare yaptık. Oval yapalım böyle. Bir tane yuvarlak yaptık. Şimdi bir tane de oval mı yapıyorduk? Oval yapalım. Tamam bir tane. Ben şu aşağıya yapsam mı? Sığdıramadım ama şuraya... Onu yap. Alta bir tane daha yapacağız çünkü. Tamam ben şöyle bir tane oval yapayım şuraya. Altına da yine aynısından yapalım şöyle. Tamam. O zaman ben ovali... Aralarda boşluk bırakıyoruz değil mi hocam? Biraz tabii boşluk bırakıyoruz. Bunlar kafa çiziyoruz şimdi kafa. Hı, tamam. Kafa bulmuyoruz. Kafa çiziyoruz. Bunların bir kısmını benzerinden daha evvelden yaptık. Yani üçgenler falan evet. yaptık. Genelde biz daire üzerinden gittik. Hı hı. Şimdi üçgen gözünü üçgen gibi yapalım. Tamam mı? Burnu üçgen gibi yapalım. Ağzı üçgen gibi yapalım. Böyle. Tamam mı? Tamam. Ters olanı da böyle şekilde ters üçgen gibi yapalım. Tamam mı? Tamam hocam. Ben oradan başladım. Geliyorum. Burada da ters üçgen kullanıyorum. Tabii ters üçgen kullanıyorsun. Ama burunda ters üçgen yapma. Burun ters üçgen biraz... Onu düz üçgen mi yapalım? Düz üçgen yapalım. Orada bir üç kağıt yapalım. O zaman yaptık. Bunun ağzı da bu tarafa baksın. Tabii bunun kulağı, burnu falan onu şart. Şimdi kare, gözleri kareden yapalım. Burnu kareden yapalım. Yani dikdörtgen olsun. Ağzı da dikdörtgen yapalım böyle kare içinde. Pekala. Bunlar basit şekiller. Evet. Yani böyle bizim programımız biliyorsunuz yani 3-5 yaşındaki çocuktan 80, 90, 100, 110 var mı o kadar yaşıyor? En Allah son, varsa hani Allah. 80 milyon oldu Türkiye'de. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyelim hocam. Şu anda bizi 80 milyon izliyor yani ona göre. Dairede de daire yapalım şöyle. Şöyle bir de kaş yapalım da. Hatta şöyle ağzını çalalım böyle. Şöyle göz kapakları da yapabilirsin. Şöyle biraz daire daha yapabilirsin. Şey yapsaydık ya. Bunlara böyle bir şey yapıyorsun. Herhalde buraya ben sığdırırım. Ovala da şöyle oval yaparsın. Ovala da oval yapıyoruz. Oval yüzlerde o zaman biraz daha böyle uykucu yani tiplemeleri... Yani onu senin artık daha beden göstermiş olduğun... Yorgun böyle olduğu, uykucu tabii, tiplemeler çıkabilir İsterseniz öyle yapar. İsterseniz daha değişik yapar. O şeyler yapar. Şimdi üçgene şöyle... Çizgiyle bak. Şurada ha, çizgi, üçgene o... üçgen yaptık. Üçgene mesela çizgilerle. Çizgilerle. Tamam mı? Şöyle. Evet burada... Bu tabii yüz çıkarmak için basit, basit yöntemlerden birkaçı. Yani illa hemen şey yani yapmak zorunda değiliz. Şeyleri rakamları gösterdik. Geometrik şekillerden de böyle bir çizmiş olalım. Hocam onu bir hemen katlamadan ben de size etkileyeyim. Saçtı, kulaktı. Onlar artık şeyle mesela üçgene üçgen kulak böyle yapılabilir. Kareye kare kulak yapılabilir. Artık bunlar... Daireye daire kulak, ovale oval kulak. Bunları yapmak mümkün. Tabii saç da yapabilirsiniz bunları. Evet. Fazla böyle vakit kaybetmeyelim. Tamam. Hocam ben normalde biliyorum hızlı biliyorsunuz hızlı tabii, yapıyorum tabii, ama tabii seyircilerimize onlara eşlik ettiğim için biraz daha böyle ağırdan alıyorum. Tabii ben bildiğim için yani. Maksat onlarla beraber gidebilmek. Tabii hocam yani ne demek? Şöyle tatlı tatlı oradan bize baksınlar. Şimdi... mesela vücudu da böyle vücutta da şeyleri kullanalım mesela. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Mesela üçgen kafa olsun. Çiz. Çiziyorum. Şöyle daire veya şeyden de olabilir dedi. Elips yani gibi böyle. Hafif böyle yuvarlak o zaman. Biraz daha bombeli. Şuradan da şöyle kare veya dikdörtgen. Hocam bu şeye benzedi, muma benzedi böyle. Şimdi bak şöyle buradan ayaklar yap.
Tamam mı? Şöyle montu olsun mesela, montuna girsin. Şurada montunun şeyleri olsun mesela, böyle değil mi? Şunlar montu şeyleri. Şurada bir yakamız var. Ha, bu biraz evet orantısız oldu. Şöyle yapalım. Ha, bu da bir değişik bir model olsun. Şöyle içten bir evet, modelli. Böyle çift yakalı. Ütülü olsun değil mi pantolonda şöyle? Tabii hocam. Pantolonda ütü şart. Topukları da olsun şöyle. Bakalım benimkini geometrik sıkacak. Şekillerle ne yapıyoruz? İnsan vücudu. Ne kullandık? Burada üçgen kullandık. Burada daire kullandık. Burada kare veya dikdörtgen fark etmez bir şekil kullandık. Evet, bu değişik tabii versiyonlarda hocamın dediği gibi daire kullanalım. Geometrik daire versiyonlarla. Ha, şurada sen aslında hızlı yapıyorsun da burada yani yavaş yapıyorsun. Ne için yavaş yapıyorsun? Ne için yavaş olacak hocam? Seyircilerimiz için yavaş yapıyoruz. Şuradan şöyle gömleğin. Hocam peki mesela bu gömleği çizdik ya, bu gömlekte bir çizgi de var ekstra, düğme çizgisi. Onu da mesela eklesek olur mu? Ben buraya mesela düğme eklemeye çalıştım. Ne eklersen ekle. Peki her şey olur diyorsun. Onu da mı bana soracaksın ya? Tamam sormuyorum hocam, ben yapmıyorum sonra. Allah Allah. Peki şimdi ne yaptık hocam? Bir tane yuvarlak şimdi çizdik. Şimdi şey koyalım mesela, kafa daire olsun. Tamam. Vücut üçgen olsun. Ben ikinciyi yapıyordum sırada. Şeyde pantolonda kare olsun. Değil mi? Şöyle ellerini arkaya koyalım. Ondan sonra yine buna yine bir gömlek yapalım, kravat koyalım böyle. Yani ağzını şöyle koyduk buraya. Olsun. Abimizin kulakları biraz daha böyle yuvarlak geliyor. Kafasıyla orantılı olacakmış. Evet, buradan hemen bir... Ne oldu? Bak, daire, üçgen, kare. Biliyorsun farklı, yavaş yavaş. Bu farklı versiyonlarda. Kafa az önce üçgendi, yuvarlak oldu. Vücut elipsti, üçgen oldu. Ayaklar yine tabii dikdörtgen kareye yakın. Şuradan böyle geldik. Şimdi yuvarlak, kare, üçgen olacak şekilde... Neyse, kolu biraz yuvarlak. Şimdi ne yaptık hocam? Şimdi kafa daire olsun. Şimdi kafa yine daire yaptık peki. Vücudu ne yapıyoruz? Vücudu kare veya dikdörtgen yap. Kare ya da dikdörtgen yaptık. İki dikdörtgen oldu. Ayaklarımız? Ayakları üçgen yap. Üçgen şeklinde geliyor. Ayak dediğimiz bacak kısmı yani. Evet. O bölgeyi üçgen şeklinde alıyoruz. Tamam. Şuradan şimdi kafadan doldurmaya başlayalım. Gözlerimizi çizelim. Buradan kaşlarımızı yapalım. Bir tane burun koyalım. Evet, küçük burun delikleri gelsin. Bir tane de gülen yüz aldık mı? Şimdi hocam ben buradan kolları da alıyorum. Şöyle derken buradan geldik. Kolların şu kısmını da alıyoruz. Evet, burada eller. Tamam. Ben şey ama değişik yapıyorum. Ellerini şöyle... Siz elleri birleştirdiniz, ben onu şu an bir an hatırlayamadım. Biri cebinde, biri arkasında, aynı olmasın dedik, bir değişik olsun. Ya bakın, kombinezonlar, değişik kombinezonlar ürettik. Yani bu da matematik. Benim de mesela ayakkabılarım çok farklı oldu. Tabii, çarık yaptım. Herkesin şeyi farklı sen oldu. Sen bizler eski yaşlısın ya, onun için. Şimdi hocam, burayı hemen bir toparlayalım şöyle. Vaktimiz çünkü daralıyor. Şimdi ne yaptık bugün? Çeşitli değişik şekillerde vücut ve kafa formlarını işlemiş olduk. Yani ne oluyor? Siz üçgenden de kafa çıkartıp vücudu işte yuvarlak da yapabilirsiniz. İşte böylelikle ne olmuş oluyor? Değişik şekiller çıkıyor. Ayak üçgen çıkıyor, vücut işte elips çıkıyor, kafa yuvarlak çıkıyor ya da kafa kare çıkıyor. Bu şekilde değişik formları işleyebilirsiniz. İşleyebilirsiniz. Hani matematikte formüller gibi. X artı Y, Z falan geç diyorsun. X, Y, Z hep yer değişebilir. Bunları mutlaka uygulayabilirsiniz. Bunların içinde yüz şekillerini farklı biçimlendirebilirsiniz diyoruz.
Ve hocam bu haftaki karikatürümüze geçelim. Bu haftaki evet. karikatürümüz Mehmet Zeber evet, hocamızın güzel bir karikatürü. Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Şimdi dikkat ederseniz aşağıda böyle ağaçlar demek kesilmiş, hı hı. kütük haline gelmiş. Üst tarafta böyle binalar gibi evet. oluşmuş. Bu zaten biliyorsunuz karikatürün şeyinden birisi de böyle vermek istediği mesajdan birisi de bazı sorunlara dikkat çekmek. Bu da hı. çevre sorunu yine yani şehirleşme, çarpık şehirleşme, doğanın yok edilmesi, ormanların yok edilmesi. Tabii daha evvelden de söyledik, bu tür karikatürlere epey karşımıza çıktı. Daha da çıkacak çünkü dünyanın bir numara sorunlarından birisi bu. İşte küresel ısınma ve çarpık şehirleşme. Yani burada doğa yok oluyor, yerine betonlaşma alıyor. Onu vurgulayan bir karikatür. Mesaj veriyor yani yöneticilere. Diyor ki hani böyle bu iş yapılacak ama bunu biraz daha böyle doğayı da dikkat alarak veyahut da yeşil alanları da hesaba katarak yapılırsa gelecek nesiller zorluk çekmez. Evet. Yani diyor. Aslında toparlayacak olursak Mehmet Sever hocamız burada diyor ki yeşilimizi bozmayın. Binayı yine bir yere yapın ama yeşili bozmayın. Ağaçlarımız orada kalsın. Nefes alacak bir yerimiz olsun diyor. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Çizmeye de devam ediyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Görüşmek üzere.